Piyasa raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baki Atılal'la birlikte konuşuyorduk. Yan hisselerden bahsettik dediniz. Mali tabloları pozitif, getirileri negatif şirketlere de bakalım mı? Tabii ki. Ne tablo geliyor diye. Geliyor. Hangisi gelecek ona göre bakacağım. Bu geldi. Şimdi bu katılım evi Ebebek üzerinden gidiyor. Bu o zaman bir önceki değil, diğeri. Evet, bu tarafa baktığımızda da şimdi çok net bir şekilde gördüğümüz bir şey var. 120 tane hisse senedi içerisinde puantaj olarak en iyi hisseler bunlar. BIST tüm içerisinde en iyi hisseler bunlar 120 taneden. Ama talep var mı? Talep yok. O yüzden bu senenin özeli hep talep var mı? Talep var mı? Fonlar tarafında talep var. Halka arz olduğunda talep var. Ama gel gelelim küçük yatırımcı tarafında talep var mı? Yok. Sosyal medyada bunlara talep var mı? Net var. Geride kaldı gidecek, geride kaldı gidecek. Hikayeyi bu şekilde kurguluyorlar. Diyorlar ki işte çarpanlar üzerinden baktığımda, FK olarak baktığımda, karlılık, satış, EBITDA olarak baktığımda bu şirketin daha yukarı gitmesi gerekiyor. Talebi kim oluşturacağım? Sosyal medyada sen oluşturacaksın. Sonra hep beraber bunu yukarıya götürmeye çalışacaksın. Gücün yetiyor mu? Şu kompozisyonda yetmiyor. Çünkü hem iyi diyorsun hem de bakıyorsun burada %39 geride kalmış, %30 geride kalmış. Başa baş bile olsa Astor üzerinden söyleyelim, endeks %40 yapmış. Yani bir tane parakende gıdadan birine tek bacak koysan %30 para kazanacaktın. Niye onları yapmadın, bu tarafa geldin? O yüzden diyoruz. Mesela buraya baktığımda halka arzdan sonra bunlar içerisinde rapor çıkan belki Smart'a çıkmıştır. Yani belki diyorum, belki okumadım onu da. Hiçbirine rapor falan çıkmadı. Burada da şirketler, bu şirketler analiz toplantısı yaptı mı çoğunluğu? Çoğunluğu yapmadı. Sen bana anlatacaksın, ben onun en azından toplantı raporunu dökeceğim ki piyasada senin ismin bilinir olsun. Sadece işte böyle bir şey olduğunda sosyal medyada orada burada tahtada gözükme. Net bir şekilde bütün kurumlar üzerinden gözük. Oradaki insan bilsin, desin ki Smart'ın projeleri bu arkadaş, Ecos'un projeleri bu. Ya da GESA'nın projeleri bu, bunlar üzerinde hareket yapıyor. Şimdi bunlar yazılmadığı zaman kurumlar tarafından sosyal medyaya kalıyor iş. Sosyal medyada işte nasıl diyeyim, bir gün net onları konuşuruz. Yani orada ne dolaplar döndüğünü bu şeyde gördük. Kendileri döküldüler zaten. Geçen senenin son döneminde, son bir ayında sen o fonucunun içini yapıyorsun, sen bununkini yapıyorsun diye. O tarafta hikaye başka dönüyor ve yatırımcı yan tahta diye bunlara giriyor. Ben de diyorum ki yan tahta tamam, bu sürpriz at bunlar. Paranın %10'u ile bu tarafa ben yatırım yaparım. 10 tane de %10 içerisinde kalır. 1-1-1 olarak fazlasını yapmam. Bilanço olarak iyi diyorsun. Niye almıyorsun? Talep olduğu zaman alırım. Sıkıntı yok. Şu anda talep yok. Bu senin hikayesi yerli yatırımcı değil. Bu senin hikayesi yabancı yatırımcı. Ve yabancı yatırımcı bunlarla alakası yok. Peki endeks üstü getiri sağlayan hisselere de bakalım. Gelsin bakalım. Şimdi burada ne görüyoruz? Bunları mavileştirmedim. Çünkü bu hisselerin hepsi de model portföylerde var. Ne büyük tesadüf. Yani bakıyorsun Türk Traktör hemen her kurumda muhakkak, yani şöyle diyeyim, piyasadaki model portföy açıklayan 30 tane kurum varsa onların birinde Traktör var, birinde Doğan var, birinde Ford Otosan var ve bunlar 3 dönemde de sana doğru düzgün EBIT, satış, FAVÖK ve kar artışı sağlamışlar. Bunu sağladıysa, bunun içerisine giriyorsa ben bunlarda olmam lazım. Şimdi getiriye bakıyorsun. Ortalama hadi Telekom'la TAV'ı da çıkarayım aradan. Onlar %100 diye. Bunun da geri kalan ortalaması da %60 civarına gelir. Bilançosu doğru mu? Doğru. Sana %60 getiriyi de şu ana kadar sağlamış mı? 6 aylık periyotta sağlamış ki Telekom ve TAV'ı çıkardım %100 üzerinden olduklarından dolayı. Onları koyarsan %70 küsur ortalamaya gelir. Ben şimdi Türk Traktör'ün hikayesini biliyorum. Doğan Holding'in biliyorum. Ford Otosan'ın, Kola'nın, Tofaş'ın, Anadolu Efes, Lokman Ekim demiştik. İşte sağlık sektöründe şey var diye. Akol son dönemde toparladı. Pegasus, Turkcell, Ülker, bunların Telekom, bunların hepsinin hikayesini biliyorum. Yabancı da biliyor. Ve aylık olarak baktığında yabancının girdiği tahtalar ağırlıklı olarak bunlar. Şeyden bahsetmiyorum burada. Haftalık bazda çıkış var ya, o değil. Her ay açıklanan, genelde 9'unda 10'unda açıklanıyor. Yabancıların aldığı kümülatif bir liste var. O tarafta her ay neyi alıyorlar? Geçmiş dönemle kıyaslama olarak da eğer Excel tutuyorsa diğer kurumlarda görüyoruz orada.
Bunlar hemen hemen lokman ekim haricinde düzenli olarak alınan 9 kağıttan bir tanesi bunlar. Şimdi o zaman sen doğal olarak model portföyde bunları görüyorsun. Sonra diyorsun ki hepiniz aynı tahtalara bakıyorsunuz. İyi de sen benden ne istiyorsun? Sağlam tahta ve hikayesi olan tahta istiyorsun. Sana sağlam tahta, hikayesi olan tahta. Ama bunlar biliniyor. Ne istiyorsun o zaman benden? Bilinmeyen bir şey mi olsun? Yani ben mi çıkaracağım? Sağlık sektöründekileri biliyor muydun? Mavi'yi biliyor muydun? Sana onu net bir şekilde analiz toplantısıyla mavi yapa gündeme geldi. Yoksa mavi de doko gibi kenarda kalırdı. Böyle arada tabelaya girerdi. Ama şu kompozisyonda ne var? 2 yıldır net bir şekilde toplantı yapıyorsun. Toplantı notun çıkıyor. Çıkınca ben onu okuyorum. Ben okuyorsam arkadaşlara diyorum ki şunu bir kurcalayın. Tamam işte bak senin kağıdın artık piyasada bilinmeye başlıyor. Lokman Ekim bu listeden çıkıyor. Akor çıkıyor diyorum ki şu kağıda bir bakın. Biz bunu yakaladık mı yakalamadık mı hikayemiz ne? Tabloda yakalıyorsun. Hikayesi var mı? Hikaye oluştuysa bunu rahat bir şekilde diyorsun ki ben bunu öneriyorum. Sonra ne diyor? Herkesin bildiği tahtı. Tamam senin getirin kaç? Sonuçta dönem sonunda herkes şeye bakmıyor mu? Getiriye bakmıyor mu? Ben de bakıyorum getiriye. Benim getirim %70 seninki kaç? Ama benimki bir tane tahtayla yan bir hisseyle %160 yaptı. Düştüğü zaman ne yapacaksın? Ki düştüğünde zaten arıyorsunuz bizi. Kesintisiz düşüş oluyor. Niye düşüyor diye soruyorsun. Ben niye çıktığını bilmiyorum. Ben bunlarla ilgili her şeyi sana söyleyebilirim. Projeksiyonlarını söyleyebilirim. O projeksiyonunu iptal eder. O zaman derim ki ya biz bunu sağ tarafa aldık. İzlemeyi aldık artık modelde değil. Bir şey olduğunda tekrardan buraya koyarız. Şimdi çimento sektörü sezon başında iyi gider gibi gözüktü. O %43'lük zam haberini gördükten sonra ki biz seni kenara alıyoruz. İç talep duracak çünkü kendi gördüğünden hep onu diyorum. Kentsel dönüşümde durma var mı şu anda? Net bir şekilde durma var. Benim oturduğum Göztepe tarafında arkadaşlar yavaşlattılar tempoyu. Eskiden sabahın 7'sinde bile kamyonlar geçiyordu. Şimdi kamyonlar geçmiyor. Yavaşladı. Soruyorsun niye? Abi maliyetleri bilmiyor musun diyor. Başladın. Yıkımı yıkacak adam yok. Binayı boşaltıldı, edildi. Normal şartlarda onun indirilmesi lazım ki ondan sonra belediyeye gidecekler. İşlemi yapacaklar. Adam yok. Yıkacak o makineden yok. Evet. Şimdi hikayede deprem böyle. Deprem bölgesinde. O yüzden diyoruz. Şimdi deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Sonuçta bak bir açık yok, var değil insan mi? İnsan kaynağı çok ciddi. İnsan kaynağı problemi yani var. İnşaatta Türkiye insan kaynağı sıkıntısı çekiyor. Evet, yani bu normal bir cümle değil. Maalesef. Yani vinç operatörleri artık kendi maaşlarını kendileri belirliyorlar. Ne güzel. Yani çünkü yok. Ve görüntü çok az. Görüntü itibariyle önümüzdeki 4-5 yılda böyle gidecek. Evet. Bugün kahverengi eşyalar... Çünkü herkes üniversite okuyup evde oturup oyun oynuyor. Özür dilerim ama yani... Şimdi evet... Herkes üniversite okumak zorunda değil. Bugün ya işte, da okuyorsa bak, bile bu ara... Yani... Onunla bağlantılı söyleyecektim. Bugün kahverengi eşya derneği... Kahverengi değil de biz kahverengi diyoruz. Bir mobilyacı derneği başkanı konuşuyordu. Herkes beyaz yakalı olmak istiyor. Biraz maviye dönün çünkü mavide açığımız var. Çok beyazda güzel. Yok diyor. Şimdi o zaman da ne oluyor? Üniversite bazı yerlerde şey vardır. Yani 4 yıllık diplomadır. O kadar. Sana ekstra bir şey birçok şey de sağlamıyor. İşletme tamam nereden mevzusu? Tamam bitti işletmeden. Hangi okulun işletmesi değil. Şu kompozisyonda da ona dönmeye başladı. Eğer sen yapay zeka ve tıp tarafı üzerine gitmiyorsan o kadar girdiğin üniversitenin altı üstü pek bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla sen biraz dediğin gibi yani vinç operatörü nasıl ya? İnşaat mühendisi diyorsun. Mühendisin 3,5 katından başlıyormuş diğerleri. Daha da fazla. Demirciyi bulamıyorlarmış. Evet ve şey yani hani resmen hani WhatsApp grupları üzerinden maaşımız bu olacak, ücretimiz bu olacak diyorlar. Karar veriyorlar ve ondan vazgeçmiyorlar. Mecburen onu bir şekilde o tarafa döneceğiz. Piyasa dönüyor. Şimdi böyle olunca mesela da... Mesela turizmden konuşuyoruz. Şimdi turizmciler feryat figan neden? İnsan kaynağı yok. Nereden getiriyorsun? Şimdi bakıyorsun çevrede işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Önce alacakları turizmden insan kaynağı nereden? Türkiye'den. Şimdi sen neden Türkiye'den? Özbekistan, Kazakistan. Neden onlardan? Biz onlardan çünkü, almaya çalışıyoruz. Çünkü sen çalışan personeline o parayı vermiyorsun. Kendin kullanıyorsun. Kendi istisnandan kullanıyorsun. Bana müşteri olarak onu 2,5 katı olarak yansıtıyorsun. Sonra diyorsun ki bu çocuklar gelmiyor. Bu çocuklar
İşte Katar'a Matar'a Suudi Arabistan'daki oradaki inşaat sektörüne gidiyor. Orada takılıyor. Yurt dışına gidiyor. Şeylerde, kafelerde çalışıyor. İyi de sen bu tarafa verdin mi? Vermedin ki. Sen buraya bir ver bak bakalım o çocuk geliyor mu gelmiyor mu? Biz genel itibariyle işte o tarafa da yavaş yavaş zaten fark etmişler ki Sayın Şimşek kurumlar vergisi, uluslararası kurumlar vergisi. Sen personeline parayı vermezsen o personel de bir yerde gider ya da evde oturur. Der ki çünkü zamanında o şey vardı. Evde oturmanın maliyeti senin düşük ücretle işe gidip gelmenden daha ucuz. O zaman niye o masrafı yapacağım ki? Evde otururum daha düşük maliyetli bir şey yaparım. Bu da işte bizim genel stratejimizde olan bir şey. Hep şey diyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok net bilgi olarak. İşte esnaf arkadaşımız var. 1 milyon kredi alıyor. 3 yıl sonunda 1.300 ödeyecek. Dedim ki ne ödeyeceğim? 1.300. %30 mu ödeyeceğim dedim 3 yıl sonunda. Ne yapayım diyor bu parayı. Dedim tamam bunu sorduysan başka bir şeye gerek yok. O yüzden diyorum bu kadar teşvikle turizm sektörü eğer ağlıyorsa başka bir dertleri var. Yok, yani personel bulma konusunda da yani yatırım yapıyorsun. Yatırım maliyetini benden mi çıkaracaksın? Senin amacın o mu yoksa geniş kitlelere ulaşmak mı? Bizim o taraftaki ücret politikası bizim sektör için de geçerli bu. Bak bayağıdır sen de buraya araştırma için eleman arıyorsun. Biz de arıyoruz. Bütün sektör arıyor. Ben bunu kaç sene önce söyledim de bizim arkadaşlar gülüyorlardı ya bir bulamıyorsun diye. Dedim yok yok. Yani başvuruda lisans istiyorum diyorsun. 3 yıllık tecrübe minimum istiyorum diyorsun. Zebil gibi geliyor. O iki şart yok. Diyorum ki bak bir bunu dedim. Tecrübeni adam alacağım diyorum. Ama ben yaparım. İçerideki adama parayı vereceksin ki bu sektörler cazibe odağı olsun. Sen Vinç operatörü diyorsun. Tamam nerede bunun eğitimi oluyor? Adamlar gitsinler. Gençler evde oynuyorlar diyorsun. Evet biliyorum oynuyorlar. Yani bunda yadırgadığım bir nokta yok. Sen onun eğitimi yok, oyun sektöründe de çok iyiyiz bu arada. O ayrı. Ya zaten yani oynasınlar oyun takımda oyun takımları var. Futbol takımlarından daha iyi gelir hediye ediyorlar. Ufak çocuklar onu biliyor. Ama işte ama herkes oynamasın işte. Biraz konfor alanından çıkalım. Burada şey olması, yönlendirme olması. Vinç operatörü yani direktçe vinç operatörü eğitimi. Atıyorum işte demir çelik eğitimi. Yani burada hep şey görüyoruz üst taraftan. Mavi yaka. Tamam mavi yakadan nereye gidecek bu? Nerede öğrenecek? Meslek liselerinden. Meslek lisesi yani meslek lisesi ülkemizin meselesiydi galiba. Koç grubunun böyle bir şeydi. O dönemde ben memleket meselesi. Bak, o dönemde ben üniversitedeydim. Neredeyse çeyrek asır olacak. Hala meslek lisesi diyoruz. Maalesef. Demek ki meslek lisesi de yapılandırma tarafında sıkıntısı var. Meslek liselerinin de zamanında zaten siyasi yaklaşımlarla da zor durumları sıkıldığını biliyoruz. Aklımda yani. Kalan sloganlar bunlar yani. Hiç yapacağımız diye. Bu tarafa çevirdiğimizde de stratejik olarak bakman gerekiyor. Şimdi otomotiv sektöründe Tofaş var. Diyorum ki eyvallah. Otokarda son dönemde bir hareketlenme var. Listeye girmiyor. Diyeceksin ki burada niye bir hareketlenme var? İlgili çalıştığın kuruma soracaksın. O da sana diyecek ki bak arkadaş son dönemdeki bilançosunda toparlanma var. Nasıl diyelim onu? Ağır sanayi tarafındaki teslimatlar ve siparişler artıyor. Önümüzdeki çeyreklerde bunun bu tabloya girdiğini görebilirsin. Seni o tarafa yönlendirecek. Sen yönlendireceksin, o da yönlendirecek. Yani basma kalıp bu tarafa gir demiyoruz. Fırsatı yakala çünkü dediğim gibi yani 120 senetti tüm içerisinde. Bu çeyrekte 400 hisse senedi içerisinde 53 tanesi kriterleri sağlıyor. Ve onun da yanlış söylemeyelim 29 tanesi endeks altı. Geriye kalıyor sana bunlar. Bunlar da zaten herkeste olanlar. Demek ki sen de burada eskiden bir tabir vardı. O de birini bas parmağını elinin altında muhakkak bulundur. Çünkü baktığında burada telekom sektörü için herkes olumdu. Havacılık için gitmedi bence. Ama talep oluştuğu zaman gidecektir. Holding tarafında bak hiç koç moç bir şey çıkmıyor burada. Sen bu tarafa koçu da koyacaksın. Diyeceksin ki Sabancı'yı da koyacaksın. Çünkü her dönem onlar da revaçta oluyor ya. Türkiye'nin büyümesi diyorsun onlar var. Bu listeye girmiyorsa problem değil. Bunlardan hangisini öneriyorsun diye sen de şey yapacaksın, soracaksın. Çünkü doğal olarak Akol yanlış hatırlamıyorsan bir kurumda var ama Koç ve Sabancı hemen hemen her kurumda var. Her kurumda varsa onunla ilgili rapor çıkarmış ve yabancıya da bunu sunmuş demektir. Yabancı zaten o tarafa bakıyor. Hı hı. Dolayısıyla sen bunların yanında büyük sürprizler olarak
büyük sürprizlerin yanı olarak bunları koyacaksın. O zaman net, dengeli bir şekilde bulursun. Otomotiv içeride ve dışarıda İngiltere üzerinden Frototo'yu fiyatla, Tofaş'ı içeriden fiyatla, Telekom Türksel ne güzel iletişim sektörü ikisi bir arada, işte TAV Havalimanları gitti deniyordu. Piyasa defter değeri 1.8. Yani evet, gitti, gideceği daha çok yol var. Ama buna karşılık diyebilirler ki Türk Hava Yolları bu listede yok ama onun 0.85 talep. Yabancı TAV'la ilgili daha sık rapor çıkartıyor. Dolayısıyla sen de daha sık rapor çıkılan yerde ol. Şu anda yabancı yok. Yani verilere, haftalık verilere göre. Geldiği zaman arkadaşlar da bunlara bakacaklar işte. Derinliği nedir, ne değildir. Lokmanın derinliğinden tam emin değilim ama diğerleri derin tahtalar.